Mehmet Acet, ateşkes ilan edilecek idi ise bu mücadele neden verildi? Bütün askeri faaliyetlerin Suriye saati ile 00.01'de durdurulması. Dün gece itibariyle süre başladı. M4 karayolunun kuzey ve güneyinde 6'şar kilometrelik derinliği olan bir güvenlik koridorunun oluşturulması. Türk ve Rus askerlerinin M4 ve M5 karayolunun kesiştiği Serakip'in 2 kilometre batısındaki turumtan M4 karayolu boyunca Aynel Havra kadar olan kesimi boyunca ortak devriyelerin başlaması. Önceki gün Moskova'da varılan ateşkes kararı ve mütabakatın özetinde bu üç maddelik anlayış birliği var. Şunu bilelim, tarih boyunca bütün ateşkes ya da barış anlaşmaları, savaşın sonuçları ya da sahadaki durumun dayatmalarıyla ortaya çıkmıştır. Hitler, 2. Dünya Savaşı'nda Fransa'yı işgal ettiğinde Çaresiz kalan Fransızlar, Birinci Dünya Savaşı'nı Almanya aleyhine bitiren anlaşmanın imzalandığı aynı tren vagonunda Almanların 23 yıl önce muhatap kaldığı onursuzluğu bu defa kendileri yaşamak zorunda kalmışlardı. Bu örneği İdlib Ateşkesi ile karşılaştırmak için değil, masada ancak sahadaki kazanım ya da kayıpların verdiği güç kadar sonuç alabileceğinizi göstermesi nedeniyle verdim. Peki Moskova Mütabakatı'nın okumasını nasıl yapmalıyız? Dünden beri şu türden sorular soruluyor. Verilen mücadeleler şehitler boşuna mıydı? Böyle bir anlaşma İdlib'e askeri yığınak yapmadan, sıcak çatışmaya girmeden, kayıpları göze almadan yapılabilir miydi? Benim bu sorulara vereceğim yanıt şudur. Hayır, yapılamazdı. Bu düşüncemizi ayakları yere basar hale getirmek için İdlib'de sadece son bir ay içerisinde olanlar üzerinden değil, daha geniş bir zaman diliminden yararlanmamız gerekiyor. Rusya destekli Esed birlikleri geçtiğimiz ilkbahardan itibaren Soçi Antlaşması'nın şartlarının yerine getirilmediğini öne sürerek saldırılara başlamış ve İdlib'i gözüne kestirmişti. 2020'nin Ocak sonu geldiğinde 2018 Eylül ayında sınırları belirlenen bölgenin yarıya yakını düşmüş, bölgede tutunmanın anahtarı olarak görülen M5 karayolunun denetimi rejim güçlerinin eline geçmişti. Ankara için bu ilerlemeyi frenleyecek bir karar alınmaması halinde ...rejim hızla toprak kazanmaya devam edecek... ...bunun doğal sonucu olarak iddip düşecek... ...hemen ardından da sıra Afrin bölgesine gelecek... ...eş zamanlı olarak da 4 milyondan fazla insan... ...Türkiye topraklarına zorunlu göçe muhatap olacaktı. Ankara'da Ocak sonunda sahaya güçlü bir yığınak yapılması kararının alınması... ...ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu kararın arkasını dolduran siyasi demeçleri... ...böyle bir zeminde karşımıza çıktı. Şurası açık ki... Şubat ayında biri sivil, 8 şehidin verildiği Sarakip saldırısı, Rusya destekli rejimin Ankara'nın bu iradesini boşa çıkarma niyeti taşıyordu. Devamında Türk ve Rus heyetleri arasında 3 ayrı görüşme yapıldı. O görüşmelerde Rusların, Türkiye önceki gün varılan mütabakatın çok daha gerisinde önerilerde bulunduğu ve uzlaşma arayışlarına rağmen bilim kıpırdamadıkları bir sır değil. Neticeyi kelam, ateşkes sınırlarını belirleyen mütabakatın çerçevesini sonuçsuz kalan o görüşmelerin devamında olup bitenler belirledi. Yani son bir hafta. 27 Şubat'ta 33 şehit verdiğimiz ağır saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye hava sahası Rusya'nın hakimiyetinde olmasına rağmen hem çaresiz olmadığını hem de elinin ağır olduğunu gösteren sert misillemelerde bulundu. Sihaların Suriye hava sahasına girip tahrip edici vuruşlar yaptığı, F-16'ların Türk hava sahasını geçmeden de belli ölçüde karadaki birliklere kalkan olabildiği, karadaki hedeflerin yanı sıra rejime ait 3 uçağın düşürülmesiyle görüldü. Bu durumda Moskova'daki ateşkes sınırlarını son bir haftanın belirlediğini düşünmek yanlış olmasa gerek. Bir bütün olarak bakıldığında ise Moskova mütabakatıyla Rusya destekli rejimin M4 karayolunda durdurulduğunu söylemek mümkün hale geliyor. Tekrar edelim. Türkiye askeri yığınak yapıp rejimin ilerleyişine karşı bir pozisyon almamış olsaydı şu an elde tutulabilen yerler de kaybedilmiş olacaktı. Dolayısıyla sonu böyle olacak idiyse neden böyle bir mücadele verildi sorusu havada kalıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Moskova'ya giden Türk heyetinde bulunan bir isme yapılan anlaşmanın getirisi götürüsü nedir diye sordum. Muhatabım yukarıda dillendirdiğim gerekçelere benzer sözler sarf ettikten sonra önemli olan bundan sonra burada tutunabilmek dedi. Şu an için bir ateşkes olsa da İdlib'deki mevcut dengenin de kırılmaya açık olduğu bir gerçek. İleride belki de çok uzun olmayan bir vade içerisinde İdlib haritasının yeniden masaya serilmemesi için daha kalıcı bir konuşlanmaya ve daha kalıcı bir statikoya ihtiyaç var.